Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde koşullu olasılıkta çarpım kuralını işleyeceğiz ve bununla ilgili olarak da tanımını ilk önce vermekle başlayalım. Koşullu olasılıktaki çarpım kuralının arkadaşlar. Şimdi biz koşullu olasılığın yani bir B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimalini A ve B olaylarının olması ihtimalinin B olayının olması ihtimalini bölümü olarak hesaplamıştık ve tanımlamıştık bu kuralı. Bu durumda arkadaşlar A ve B olaylarının olması ihtimalini ne yapabiliriz? Şu şekilde ifade edebiliriz. B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimali ile B olayının olması ihtimali şeklinde hesaplayabiliriz. İşte biz bu kurala koşullu olasılık için çarpım kuralı diyeceğiz. Benzer şekilde şu da yazılabilir. A olayının olduğu bilindiğine göre B olayının olması ihtimali gene neydi? A kesişim B'nin olması ihtimalinin A'nın olması ihtimaline eşitti. Bu durumda A kesişim B olayının olması ihtimali yani A ve B olayının olması ihtimali neye eşit olacaktır? A olayının olduğu bilindiğine göre B olayının olması ihtimali de A olayının olması ihtimalinin çarpımına eşit olacaktır. Şimdi hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bunu daha önce benzerini başka bir örnek için kullanmıştık. Başka bir soru için kullanmıştık bu örneğimizi. 12 tane televizyondan 5 tanesi bozuktur. Yani evet 7 tanesi de sağlam. Bu televizyonlardan seçilen, yerine konulmaksızın seçilen arkadaşlar 2 tane televizyon var. Cümleyi yanlış ifade etmişiz. Bu televizyonlardan yerine konulmaksızın arka arkaya 2 tanesi rastgele seçiliyor. Seçilen televizyonlardan birincisinin bozuk ve ikincisinin sağlam olması olasılığını buluruz diye sormuş. Şimdi bozuk olması olayı, B olayı seçilen birinci televizyonun bozuk olması olayı olsun ve A olayı da seçilen ikinci televizyonun sağlam olması olayı olsun. Bu durumda bizden istenen şey birincinin bozuk ve ikincisinin sağlam olması. Yani B kesişim A'nın olasılığı isteniyor arkadaşlar. B kesişim A'nın olasılığı isteniyor. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Az önce hesapladık. Bize evet birincinin bozuk, ikincisinin sağlam olma olasılığı. Birincinin bozuk, ikincisinin sağlam olması olasılığı sorulmuştu. İlk seçilen televizyonun bozuk olması ihtimalini yazalım. Bu nedir? İlk televizyonun bozuk olması ihtimali B'nin ihtimalidir. B olayının ihtimalidir. Peki birincinin bozuk olduğu bilindiğine göre ikinci televizyonun sağlam olması ihtimali neye eşittir? Burada dikkat edersiniz. Birinci televizyonun bozuk olduğu bilindiğine göre ikincisinin sağlam olması olayının ihtimali. Koşullu olasılığımız. Peki birinci televizyonun bozuk olması ihtimali nedir? 5 bölü 12'dir. Şimdi ben yerine koymadığım için benim televizyonlarımın sayısı artık şu anda 11'e düştü. Öyle değil mi? Peki sağlam televizyonun ne kadar? 7 tane. Öyleyse birinci televizyonun bozuk olduğu bilindiğine göre ikinci televizyonun sağlam olması ihtimali 7 bölü 11 olacaktır. Cevabımız da 35 bölü 132 olacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. 35 bölü 132 olacaktır. Devam edelim. Bir kutuda 3 mavi ve 3 sarı top vardır. Bu
Bu kutudan yerine konmaksızın iki tane top seçilmiştir. Birincinin mavi ve ikincinin sarı olması olasılığı nedir diye soruyor arkadaşlar. Evet, B olayı dediğimiz olay birinci topun mavi olması olayı ve Y dediğimiz olayda ikinci topun sarı olması olayı olsun. Sarı olması olayı. Peki bizden istenen şey ne? Birinci topun beyaz, ikinci topun sarı olması ihtimali. Yani B kesişim Y'nin olasılığı soruluyor. Bunu nasıl yazacağım peki öyleyse? Evet, bunu şöyle yazacağım. Birinci topun mavi olması olasılığı çarpı birinci topun mavi olduğu bilindiğine göre ikinci topun sarı olması ihtimalini hesaplayacağım. Bakalım birinci topun mavi olması olasılığı nedir? 3 bölü 6'dır. Yerine koymadığım için geriye 5 tane top kaldı. Ama bunlardan 3 tanesi sarı. Doğal olarak birinci topun mavi olduğu bilindiğine göre ikinci topun sarı olması ihtimali 3 bölü 5'ten ne yapar? Sadeleştirmeyi şöyle yaparsak 3 bölü 10 olarak bulunur arkadaşlar. Burada örnekleri aslında farklı şekillerde yapabilirim, yani yazabilirim. Mesela birinci topun her iki topunda mavi olması olasılığını sorabilirim. Yani onu da şöyle yazalım. Birinci topun mavi, ikinci topun da mavi olması olasılığı nedir diye sorulabilir. Onu nasıl hesaplayacağım? Birinci topun arkadaşlar mavi olması olasılığı çarpı birinci topun mavi olduğu bilindiğine göre ikinci topun mavi olması olasılığı diye çarpacağım. Birinci topun mavi olması olasılığı kaça eşittir? 3 bölü 6 eşittir. Şimdi ilk seçilen top mavi olduğu için artık torbada, yerine de koymadığım için artık torbada 2 tane mavi top kaldı. Peki toplamda kaç topum kaldı? 5 tane. Öyleyse ne olacaktır? Bunun cevabı 1 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Başka bir örneğimiz var. Bir kutuda 6 beyaz ve 4 kırmızı top bulunuyor. Kutudan rastgele 2 top çekiyoruz. Seçilen ikinci topun kırmızı olması olasılığı nedir diye soruyor. Nasıl düşüneceğiz bu sorumuzu? Bakalım. Bu soruyu şöyle düşüneceğiz. Birinci top beyaz gelebilir. Ve ikinci topta ne gelebilir? Kırmızı gelebilir arkadaşlar. Birinci top beyaz, ikinci top kırmızı. Birinci top kırmızı gelebilir. Ve ikinci top da kırmızı gelebilir. Aralarında da ne var? İki farklı durum söz konusu olduğu için aralarında da veya var. Olaylarımı tanımlayayım. Olaylarımı şöyle tanımlayacağım. W1 dediğimiz birinci topun beyaz gelmesi olayı olacak. Gelmesi olayı. R1 dediğimiz birinci topun kırmızı gelmesi olayı olacak. R2 dediğimizde ikinci topun kırmızı gelmesi olayı olacak. Kırmızı gelmesi olayı olacak. Bu durumda benden istenen olasılıklar ne? Birinci topun beyaz ve ikinci topun kırmızı veya birinci topun kırmızı ve ikinci topun gene kırmızı gelmesi olasılığı. Bu olasılıkların toplamlarını bulacağım. Arada veya dendi. Aynı zamanda bir de biliyorsunuz birinci topun hem kırmızı hem de beyaz gelmesi aynı anda mümkün olmayacağı için bu iki olayın kesişimlerini tabii ki çıkartmayacağız. Çünkü kesişimleri boş küme arkadaşlar. Pekala devam edelim. Bunu nasıl hesaplayacağız? Birinci topun
Beyaz ikinci topun kırmızı gelmesi olasılığını nasıl hesaplayacağız? Koşullu olasılıktan yararlanarak. Şimdi ilk önce birinci topun beyaz gelmesi olasılığı çarpı. Arkasından da birinci topun beyaz geldiği bilindiğine göre ikinci topun kırmızı gelmesi olasılığını bulacağım. Artı diyeceğim. Birinci topun kırmızı gelmesi olasılığını bulacağım. Sonra da bunu neyle çarpacağım? Birinci topun kırmızı geldiği bilindiğine göre ikinci topun kırmızı olması ihtimaliyle de çarpacağım. Peki birinci topun beyaz gelmesi olasılığını nasıl bulacağım? Kaç tane? 6 tane beyaz, 4 tane de kırmızı topum var. 6 beyaz, 4 tane de kırmızı topum var. Toplamda 10 tane topum var. Bunlardan 6 tanesi beyaz. Birinci topun beyaz gelmesi olasılığı 6 bölü 10'a eşit. Birinci topun beyaz geldiği bilindiğine göre ikinci topun kırmızı gelmesi olasılığı 4 bölü 9. Devam ediyorum. Artı diyorum. Evet. Ve birinci topun kırmızı gelmesi olasılığı 4 bölü 10. Birinci topun kırmızı geldiği bilindiğine göre ikinci topun da kırmızı gelmesi olasılığı. Şimdi 4 tane kırmızı toptan ilk çektiğim kırmızı top olduğu için 3 tane kırmızı top kaldı. Ve toplamda da 9 tane topum var. Doğal olarak cevabım 6 bölü 10 çarpı 4 bölü 9 artı 4 bölü 10 çarpı 3 bölü 9'dan ne yapacaktır? 24 artı 12 bölü 90, yani 36 bölü 90 olacaktır. Sadeleştirmelerde yapılarak daha da ne yapılır? Basit kesire dönüştürülebilir. Gelelim başka bir örneğe. Biliyorsunuz evet, televizyon seyretme ciddi bir sorun oluyor, değil mi? Herkesin kendine ait bir odası ve televizyonu falan oluyor genel olarak artık yeni nesil evlerde. Ama burada tek bir tane televizyon varmış bu evde arkadaşlar. Tek bir tane televizyonumuz var. Can ve Merve evlidir. Can'ın pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı 0.6'dır. Merve'nin 0.6'dır. Merve'nin pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı 0.5'tir. Merve izlerse Can'ın pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretmesi 0.8'dir. Hem Can hem de Merve'nin pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Can'ın İlber Ortaylı'yı seyretmesi olayını C ile gösterdim. Bu durumda Can'ın İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı 0.6 yazdım. Merve'nin İlber Ortaylı'yı seyretme olayını M ile gösterdim. Bu durumda M'nin olması ihtimali de 0.5'e eşit. Merve izlediğinde Can'ın pazartesi akşamı İlber Ortaylı seyretme olasılığı 0.8'miş. Yani ben Merve'nin seyrettiğini biliyorsam Can'ın da seyretme ihtimali bana verilmiş demektir. Bu da 0.8'miş. Bizden istenen ilk şıktakine hem Can hem de Merve'nin pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı nedir diye soruyor. Neyi soruyor? C kesişim M'yi. İkisinin de aynı anda bunu seyretme olasılığını soruyor arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl hesaplayacağım? Çarpım kuralından tabii ki hesaplayacağım. Nedir? C ile, yani Can'ın ve Merve'nin aynı anda İlber Ortaylı seyretme olasılığı, Merve'nin seyrettiğini biliyorum ben. Merve'nin seyretme olasılığıyla Merve'nin seyrettiği bilinirken Can'ın seyretmesi olasılığının çarpımına eşittir. O da 0.5 ile 0.8'in çarpımıdır. Bu da 0.45 olur. 0.45 olur arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Can İlber Ortaylı'yı izlediğinde Merve'nin de seyretme olasılığı nedir? Yani pazartesi akşamı Can'ın İlber Ortaylı'yı izlediğini biliyorsam Merve'nin izleme olasılığı nedir diye soruyor. Bu bir koşullu olasılık. Bunu da nasıl yazacağım? Merve ve Can'ın aynı anda İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığının
C'nin seyretme olasılığına bölümü. Az önce C ile Merve ve Can'ın aynı anda seyretmesi olasılığını 0.45 olarak bulmuştuk. Öyleyse C'nin de yani Can'ın seyretmesi olasılığı da 0.6'ya eşitti. Bu da ne oldu? Arkadaşlar gelin sadece işlemler yaparak cevabı bulabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Fark etmez. C diyelim. C şıkkını. Can veya Merve'nin pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretme olasılığı nedir diye soruyor. Bu da şu şekilde bulunacak. Can veya Merve. Can birleşim Merve'dir. Yani bunun olasılığıdır. Bu da Can'ın seyretme olasılığı artı Merve'nin seyretmesi olasılığı eksi her ikisinin birden aynı anda seyretmesi olasılığıdır. Can'ın seyretmesi olasılığı 0.10'da 6. Merve'nin seyretmesi olasılığı 0.10'da 5. Can'ın seyretmesi, Merve ve Can'ın seyretmesi olasılığı, aynen seyretmesi olasılığı 0.45'tir. Bu da arkadaşlar, bu durumda hesaplamamızı yapalım arkadaşlar. 0.10'da 6, 0.10'da 5 toplamları 1.1, eksi 0.45, o da kaça eşit olacaktır? 0.65'e eşit olacaktır. Her ikisi, yani en azından birisinin pazartesi akşamı İlber Ortaylı'yı seyretmesi ihtimali %65 olarak bulundu. Başka bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Buradaki örneğimizde 52 tane kartla oluşan bir desteden 3 tane kart arda seçiliyor. Bu seçiliş rastgele ve yerine konmaksızın arkadaşlar. Sırayla bir papaz, bir kız ve bir vale gelmesi olasılığı nedir diye soruyor. Birinci kartın papaz gelmesi olasılığını olayını K1 diye gösteriyorum. Birinci kart papaz. İkinci kartın kız gelmesi olasılığını Q2 ile gösteriyorum. İkinci kart kız. Birinci kartın papaz, ikinci kartın gelmesi olayı diyelim. Şuraya gelmesi olayı. İkinci kartın kız gelmesi olayı ve üçüncü kartın da vale gelmesi olayını da J3 ile gösteriyorum. Kartın vale gelmesi olayını da bu şekilde gösteriyorum. Peki bizden istenen şey ne o zaman? Birinci kartın papaz, ikinci kartın kız ve üçüncü kartın da vale gelmesi olasılığı bizden bu isteniyor. Peki bunu nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bunu şu şekilde düşüneceğiz. İlk önce birinci kartın papaz gelmesi olasılığını hesaplayacağız. Arkasından birinci kartın papaz geldiği bilindiğine göre ikinci kartın kız gelmesi olasılığını hesaplayacağız ve bunu da bir de neyle çarpacağız? Birinci kartın kız papaz, ikinci kartın kız geldiği bilindiğine göre birinci kartın papaz ve ikinci kartın kız geldiği bilindiğine göre üçüncü kartın ne gelmesi, vale gelmesi olasılığı şeklinde yazacağız. Peki birinci kartın papaz gelmesi olasılığı nedir? Bir destede 4 tane papaz vardır. 4/52'dir. Peki birinci kartı seçtim. Artık 51 tane kartım kaldı. İkinci kartın kız olması olasılığı 4/51'dir. Ve üçüncü kartında vale olması ihtimali de, yani ilk ikisi birinci kart kız papaz, ikinci kart kız çıktı. Bu ikisi çekildikten sonra üçüncü kartın vale gelmesi olasılığı da 4/50'ye eşittir. Ve bunun sonucu da 64/132.600'e eşittir. 64/132.600'e eşittir diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir başka örnekle devam edeceğim. Evet, başka bir örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de ne var? İki tane torbamız var.
Bu torbaların içinden seçim yapacağız. Birinci torba, bir de ne var? İkinci torba. Birinci torbada 6 tane beyaz, 3 tane siyah. İkinci torbada 5 tane beyaz, 4 tane de siyah boncuk var. Bunlardan herhangi bir, bu tohardan herhangi bir tanesi seçilecek. İçlerinden bir tane de boncuk alınacak. Alınan boncuğun beyaz olduğu bilindiğine göre birinci torbadan seçilme ihtimali nedir diye soruyor. Benim ilk önce neyi bulmam lazım? Bir kere benim beyaz topu seçme ihtimalimin ne olduğunu belirlemem gerekiyor. O yüzden de olaylarımızı hemen tanımlamaya başladım. B olayı seçilen topun beyaz olması olayı olsun. I olayı seçilen topun birinci torbadan olması olayı olsun. 2I olayı ise seçilen topun ikinci torbadan olması olayı olsun. Şimdi beyaz topun gelmesi için ne kadar farklı durum söz konusu olabilir? Beyaz top yani seçilen top ne olabilir? Seçilen top birinci torbadan olabilir. Birinci torbadan ve beyaz olabilir. Veya seçilen top, değil mi? Seçilen top ne olur? İkinci torbadan veya diyelim şuraya veya ikinci torbadan ve beyaz olabilir. Yani benim bulmam gereken şey ne? Demek ki bu ikisinin toplamı bana beyaz olması olayının ihtimalini, seçilen topun beyaz olması ihtimalini verecek. Bu ne demek? Seçilen topun arkadaşlar birinci torbadan olduğunu ve B kesişim I artı B kesişim 2I diyelim. Pekala. Seçilen topun birinci torbadan olsun. Seçilen top birinci torbadan olsun. Seçilen top birinci torbadan olduğu bilindiğine göre beyaz olması ihtimali nedir diye çarpımını bulacağız. İkincisinde de seçilen top ikinci torbadan olabilir. Ve ne oluyor? İkinci torbadan seçildiği bilindiğine göre beyaz olması ihtimalini bulmam gerekir. Birinci torbadan seçilmesi ihtimali iki torba olduğu için 1/2'dir. Birinci torbadan çıkan topun, seçilen topun beyaz olması ihtimali ise nasıl bulunur? Kaç tane beyaz vardı birinci torbamızda? 6 tane beyaz vardı. Toplam 9 tane topumuz vardı. 6/9 olur. Artı arkadaşlar ikinci topun torbanın seçilmesi ihtimali yine 1/2'dir. İkinci torbadan seçilen topun da beyaz olması ihtimali 5/9'dur. 5/9'dur. Bu da 11/18 olarak hesaplanıyor. Burada biz neyi bulmuş olduk? Seçilen topun beyaz olması ihtimali olmuş oldu arkadaşlar. Evet, şurada bir tekrar ara vereceğim, boşluk ekleyeceğim izninizle. Şimdi, peki benden ne istiyordu? Seçilen topun, tekrar sorumuza gelelim. Seçilen topun beyaz olduğu bilindiğine göre birinci torbadan seçilme ihtimali nedir diye soruyordum. Yani şunu soruyor. Seçilen topun beyaz olduğu bilindiğine göre birinci torbadan olması ihtimali nedir diye soruyor. Bunu nasıl buluyordu? Seçilen topun birinci torbadan ve beyaz olması ihtimalini neye böleceğim? Beyaz olması ihtimalini böleceğim arkadaşlar. Peki bu seçilen topun beyaz ve birinci torbadan olması ihtimali az önce zaten yazmıştık. Bakın nedir o? Bu neye eşittir? Seçilen topun birinci torbadan çarpı olması ve birinci torbadan olduğu bilmiyorken beyaz olması ihtimalinin neye bölümü? Beyaz olması ihtimaline bölümü. Bu zaten 6 bölü
6 bölü 18'di. Beyaz olması ihtimali de 11 bölü 18'di. Cevabımız ne çıktı? 6 bölü 11 olarak hesaplanmış oldu. Bu bulmuş olduğumuz şey nedir? Seçilen topun beyaz olduğu bilindiğine göre birinci torbadan seçilmesi ihtimalidir. Ve biz burada dikkat ederseniz çarpım kuralını, yani koşulu olasılıktaki çarpım kuralını kullanmak durumunda kaldık. Başka türlü zaten bu soruyu çözmemiz mümkün değildi arkadaşlar. Şimdi mesela benzer şekilde şu da sorulabilirdi burada. Benzer şekilde şu da sorulabilirdi. Onu da isterseniz beraber yapalım. Evet, seçilen, mesela seçilen sorumuzu tekrar bakalım. Neydi? Seçilen topun siyah olduğu bilindiğine göre, siyah olduğu bilindiğine göre göre ikinci torbadan çekilmesi olayı olasılığı nedir diye sorulmuş olsun. Bir de mesela buna bakalım. Yine zaten aynı tarz bir soru. Sadece bu sefer olasılıklarımız tabii ki değişik çıkacak. Neden? Çünkü hem siyah topla ilgileniyorum hem de artık birinci torbadan değil de ikinci torbadan çekilmesini istiyorum. Şimdi az önce yine zaten biz buradaki olayları aynen bakalım kopyalıp yapıştırabiliyor muyum? Ctrl C ile kopyalasam, şöyle yapıştırsam. Bunlar böyle gene aynen olsun. Sadece farklı olarak ne yapacağım? Farklı olarak şunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane de siyah top olayı, yani seçilen top. Evet. Seçilen S diyelim onu da. Gerçi S'yi örnek uzay için söylemiştik değil mi? O zaman S demeyelim de mesela Black'ten BL yazalım. BL olayı da ne olsun? Seçilen topun siyah olması. Benim ilk önce neyi bulmam gerekiyor? Benim ilk önce seçilen topun siyah olması olasılığını bulmam gerekiyor. Peki bu nasıl olabilir? Seçilen top birinci torbadan olabilir, değil mi? Veya seçilen bu siyah topumuz nereden olabilir? İkinci torbadan olabilir arkadaşlar. Peki bunları nasıl yapacağız? Tekrar biraz daha boşluk bırakacağım bu aşağıya. Artık biz biliyoruz şu anda aslında sizinle rahatlıkla bunu yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi ben seçilen topun birinci torbadan olduğunu bildiğime göre siyah olması ihtimaliyle neyi toplayacağım? Seçilen topun ikinci torbadan olduğu bilindiğine göre siyah olması olasılığını ne yapacağım? Hesaplayacağım. Seçilen topun birinci torbadan olması ihtimali 1 bölü 2'dir. Seçilen topun birinci torbadan ve siyah olması olasılığı, birinci torbada toplamda 3 tane siyah vardı. Toplamda 9 tane topumuz vardı. Demek ki o da 3 bölü 9'a eşit olacak. İkinci torbanın seçilmesi olasılığı 1 bölü 2. İkinci torbadan seçildiği bilindiğine göre seçilen topun siyah olması ihtimali ise 4 bölü 9 olacaktır. O da 7 bölü 18'dir. Demek ki biz seçilen bir topun siyah olması olasılığını ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Şimdi benden istenen şey ne? Seçilen topun siyah olduğu bilindiğine göre ikinci torbadan seçiliyor olması ihtimali. Bunu nasıl hesaplıyordum? Koşullu olasılıktan. İkinci torbadan seçilmesi ihtimaliyle siyah olması ihtimalinin kesişiminin iki olayın kesişiminin ihtimali bölü seçilen topun siyah olması ihtimali. Peki bu da neye eşit olacaktır arkadaşlar? Zaten iki kesişim BL'yi bulmuştuk, bakın 7 bölü 18 şeklinde 7 bölü 18 pardon 4 bölü 18 özür dilerim.
4 bölü 18 olarak bulmuştuk. Ve bunu da neyi bulacağız? 7 bölü 18'e böldüğümüzde cevabımız kaç çıkacak? 4 bölü 7 olarak bulmuş olacak. Devam edelim. Öyleyse devam edelim arkadaşlar. Bir başka örneğimiz daha var. Bu da gene buna benzer bir örnek. İki tane gene torbamız var. Bu sefer farklı bir renk yapmak istiyorum. Bu sefer dedim ki kırmızı renk yapalım işlemlerimizi. Evet. İki tane torba var. A torbası. Torbası. Sonra B torbası var. B torbası. A torbasında 6 tane mavi, 4 tane yeşil var. B torbasında da 2 tane mavi, 8 tane yeşil var. Torbalardan biri rastgele seçilip içinden bir bilye alınıyor. Alınan bilyenin mavi olduğu bilindiğine göre A torbasından seçilme ihtimali nedir diye sormuşuz. Şimdi M olayı seçilen topun mavi olması olayı olsun. Mavi olması olayı olsun. A olayı seçilen topun A torbasından olması olayı olsun. B olayı ise seçilen topun B torbasından olması ihtimali söylenen koyalım. Evet, olsun. Az önceki örnekle aynı tarzda bir örnek. Ne yapmam gerekiyor ilk önce? Benim mavi top seçme olasılığı nedir? Olmam lazım. Ben mavi topu nereden seçebilirim? Ya A torbasından seçerim ya da B torbasından. Yani seçilen top mavi ve A torbasından artı seçilen top mavi ve B torbasından olma. Bu iki ihtimalin toplamı bana mavi olma ihtimalini verecek. Peki seçilen topun mavi ve bir A torbasının alınması ihtimali nasıl bulacağım? Seçilen topun A torbasının olduğu bilindiğine göre seçilen topun mavi olması ihtimaliyle seçilen topun A torbasından seçilmesi olayını çarpacağım. Seçilen topun B torbasından seçildiği bilindiğine göre mavi olması olasılığıyla seçilen topun B torbasından seçilmesi ihtimalini, B torbasının seçilmesi ihtimali, özür dilerim. Cümleyi tekrar düzgün kuralım. Yani şu PA dediğimiz A torbasının seçilmesi olayı ihtimali. Bu ise seçilen topun A torbasının olduğu bilinine göre mavi olması ihtimali. Diğer ise B torbasının seçilme ihtimaliyle seçilen torbanın B torbası olduğu bilinine göre seçilen topun mavi olması ihtimali. Peki, iki tane top olduğu için 1 bölü 2 olacak bu ihtimaliniz arkadaşlar. Bir tanesi de bizi ziyarete geldi. Ve seçilen topun bir A torbası olduğuna göre mavi olması ihtimali. İlk torbada A torbasında 6 tane mavi, toplamda da 10 tane top var. 6 bölü 10 olacak. Mesela. Artı ikinci torbanın seçilmesi ihtimali, yani B torbasının seçilme ihtimali 1 bölü 2. Peki kaç tane mavi var? 2 tane. Seçilen torbanın B torbası olduğu bilimine göre mavi olması ihtimali 2 bölü 10 olacaktır. Bu da neye eşittir? 8 bölü 20'ye eşittir. Şimdi neyi hesaplayacağım? Şimdi seçilen topun mavi olduğu bilindiğine göre A torbasından seçilmesi ihtimali istenmişti. Seçilen topun mavi olduğu bilindiğine göre A torbasından seçilmesi ihtimalini soruyorum. Peki bu nedir? Seçilen topun mavi ve A torbasından olması ihtimalinin seçilen topun mavi olması ihtimali bölümüne eşittir. Seçilen topun mavi ve A torbasının olması ihtimalini bulmuştum. Bakın şurada bulduğumuz zaten oydu. O da neye eşit? 6 bölü 20'ye eşit. Peki onu neye böleceğim? 8 bölü 20'ye. Bu da ne olacak? 6 bölü 8'den 3 bölü 4 olarak hesaplanmış olacak arkadaşlar. Ve böylelikle koşullu olasılıkta çarpım kuralını bitirmiş olduk arkadaşlar. Çok daha farklı örnekler tabii karşınıza çıkabilir ama bu tamamen
sizin olayın mantığını anlayıp anlamanız alakalı olarak o soruları çözmeniz de işte ona bağlı. Her neyse, hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın diyerek dersimi bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.